iyi bir galibiyet aldık. İyi bir takıma karşı iyi bir galibiyet aldık. Özellikle geçen haftaki Fenerbahçe mağlubiyetinden sonra tekrar bir yarıda bıraktığımız çıkışı sürdürmemiz gerekiyordu. Ve Göztepe'de iyi bir takım. Gerçekten kolay bir maç olmadı bizim için. Çünkü hem kendi sahamızda oynuyoruz, hücum etmek zorundayız, kazanmak zorundayız. Hem de rakibin etkili oyuncularına da arkada boşluk bırakmamak durumundaydık. Takım için zor bir maçtı bu. Oynaması zor bir oyundu. Ama iyi bir mücadele ortaya koydular. İyi bir oyun ortaya koyduk. Çok fazla pozisyon vermeden, iyi de pozisyon, yani fena denilmeyecek sayıda pozisyon üreterek iyi bir skorla da maçı kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Geçen haftaki kadrodan da epey bir değişikliğimiz oldu bu hafta. Ama bu kesinlikle diğer oyuncularımızın kötü oynadığı için değil, bütün oyuncularımızın oynamayı hak eden çalışmalarda bulundukları için bu değişikliği yaptık. Yani herkesi de oyuna dahil etmek istedik. Ve bugün de oynattığımız arkadaşlar evet güzel reaksiyon gösterdiler. Ya bu bize şunu gösteriyor. Biz iyi bir takım olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bizim için artık kimin oynadığı değil, isimlerin değil. Kim oynarsa oynasın sahada aynı disiplin, aynı mücadele, aynı oyun anlayışıyla sahada olması. Bunu da bugün başardık ve her geçen gün daha iyiye doğru gidiyoruz. Hala daha eksiklerimiz var. Onları da bu niyet olduktan sonra, bu iyi niyet olduktan sonra çok kısa sürede tamamlayabileceğimizi düşünüyoruz. Güzel bir galibiyet oldu. Şimdi önümüzde Sivas Spor maçı var. Yine bu sahada oynayacağımız. En iyi şekilde ona hazırlanmaya gayret edeceğiz. Evet. Burada maçımız. Evet. Tabii kolay değil yani ama yani bugünkü oyun bize biraz daha en azından Sivas maçı ile ilgili daha geniş bir kadro kurma açısından oyuncu portföyümüzün olduğunu gösterdi. İnşallah en iyi şekilde de Sivas maçına hazırlanıp bu maçı da oynarız. Teşekkür ederim. Evet. Bu hafta da böyle oldu. Hani yine birbirine hemen eşitliği sağladılar. Takım gol attıktan sonra rotasyon düşüyor mu? Yani bilemiyorum tabii. Bir duran toptan yedik golü, orada illaki bir motivasyon kaybımız vardı. Yoksa yani hem oyuncumuzun orada, oyuncularımızın o topu uzaklaştırması gerekirdi. Ya da kalecimizin çıkıp alması gerekirdi. Demek ki orada iyi bir konsantre olamadılar. Yani bir zafiyet yaşadık. Ama önemli olan tekrar geriye düştü. Yani beraberlik yakalandıktan sonra tekrar bir reaksiyon gösterip golü istemek ve o pozisyona girip golü bulmaktı. Bu da beni mutlu ediyor tabii. Evet, yani geçen hafta ya, tabii yani Fenerbahçe sahasında çok etkili bir takım. Yani o yüzden geçen hafta oyuncularım o reaksiyonu gösteremediler. Biraz Fenerbahçe'nin oyunu da etkili oldu bunda. Evet, ama bu hafta iyi oynadığımızı düşünüyorum. Başka sorusu olan var mı? Size tamam oldu. Teşekkürler. İyi akşamlar. Öncelikle hepinize iyi akşamlar. Futbol böyle bir şey. Geçen hafta aynı zamanda burada çok mutluyduk, çok sevinçliydik. İyi bir skor almıştık. Bizi sevindirecek, taraftarlarımızı tatmin edecek bir skor almıştık. Maalesef bunu bugün yaşayamadık. Ne takım olarak, ne taraftarlarımıza, ne kulübümüze galibiyeti kazandıramadık. Oyuna gelince şunu söylemek lazım ki bugün istediklerimizi tam anlamıyla sahaya yansıtamadık. Neticesinde duran toptan da olsa 1-0 geriye düştük. Aynı şekilde duran toptan 1-1 yakalayıp akabinde hemen 2 dakika sonra tabii ki yine geri düşmek moral motivasyon açısından oyuncularımızı etkiledi. Yine toparlanıp ilk devrenin sonuna doğru maçı dengeledik. İkinci devre daha yine oyuna girdiğimizi söyleyebiliriz. Dengeyi kurduk, pozisyonlara yakındık. Tabii ki yine bir bireysel hata diyebiliriz tabii ki. Buna futbolda olan şeyler. Sonuçta hep herkes burada insanlarla ilişkimiz, makinelerle değil. O yüzden 3-1 geriye düşünce net söylemek lazım ki fazla bir
Pozisyonlara da giremedik, maçı zorlayamadık. Futbolda böyle şeyler var. Dediğim gibi geçen hafta çok mutluyduk burada. Bu hafta biraz üzüntülüyüz ama şunu biliyoruz ki biz iyi bir takımız, iyi bir çıkışımız var. Bunu haftalara taşıyacağız ve önümüzdeki hafta ve önümüzdeki çarşamba günü kupa maçında farklı bir Göztepe izleyeceğiz. Ve bu anlamda çalışmalarımızı tabii ki bu hafta içine yayacağız. Sorusu olan var mı? Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Ediyorsunuz.